Sevgili izleyenlerimiz hepinize merhabalar. Efendim sosyal medya hesaplarımızdan Medeniyet Haber'de siyaset gündemi programıyla karşınızdayız. 31 Mart'ta Türkiye yerel seçime gidiyor. Tabii her ilde, her ilçede ayrı bir telaş, ayrı bir heyecan yaşanıyor. Bugün de efendim Sivas'ımızın böyle yeşil elmasıyla, doğasıyla meşhur olan bir ilçesi Gürün ilçemizde efendim belediye başkan adaylığı için Yeniden Refah Partisi'nden Süleyman Ocakçı ismi geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi Genel Merkez tarafından ve Sivas İl Başkanlığı tarafından açıklandı. Tecrübeli bir siyasetçi yanımızda, tecrübesiyle tabii ki Gürün'e talibiz dedi. Bakalım Sayın Ocakçı neler anlatacak? Hem kendisi tanıyacağız hem de projelerinden bir bir bahsedecek. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim Hakan Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Heyecanlıyız. Biz seçim bizi bekliyoruz. Aynen bizde heyecan var. Ama siz şimdi artık böyle eski siyasetçi olunca yani böyle tecrübeler falan. Olsun ne de olsa yine heyecan var elbette. Tecrübe olsa da. Aslında heyecan iyi bir şey değil mi? Tabii. Hedef olmasa heyecan olmaz. Doğru söylüyorsunuz. İşin aslı bu. Peki. Hedefte Gürün var. Gürün var. Hizmet var. Proje var. İnşallah şimdi göreceksiniz bir sürü projemiz var. Onu anlatacağız. Peki efendim. O zaman şöyle yapalım dilerseniz. Hani samimi bir ortam olsun istiyoruz. Tabii, biz hep böyle programlar yapıyoruz. İzleyenlerimiz de bu sıcak bir hissetsin ki projelerden, sizin böyle geçmişteki yapmış olduğunuz çalışmalardan daha güzel bir şekilde feyiz alsınlar. Evet. Peki öncelikle Süleyman Ocakçı kimdir efendim? Şöyle bir sizi tanıyalım buyurun. Peki Süleyman Ocakçı kimdir? Süleyman Ocakçı Gürün Suçatı doğumlu. 1954 doğumluyum. 1983 2001 yılları arasında Gürün Telaş İşletme Şefi olarak çalıştım ve bu dönemde Gürün'deki tüm köylerin elektrifikasyon hizmetlerini tarafımızdan yapmıştır. 2004-2009 yılları arasında Suçatı'dan Gürün AK Parti adayı olarak işe başladım. Burada bir 5 yıllık görev süremde bir belediyenin yapacağı tüm altyapı projeleri nedir? Sayısal harita, imar planı, kanalizasyon projesi, içme suyu projesi bunları yaptım ve peşinden içme suyunu program aldırarak Türkiye genelinde 35 tane ilçe ve beldenin hibe olarak yapacak içme suyu şeyin içine aldım. Projenin içine aldık Suçatı'nı. Ve 1,5 trilyon lira hibeyle belediye hiç borçlandırmadan bu su getirip Suçatı'nı kurtardık susuzluktan. Vallahi müthiş. Yani evet. Su hayattır biliyorsunuz. Evet, evet. Yani su biliyorsunuz günümüzde çok önemli. Özellikle şu anda biliyorsunuz mevsim normallerinin üzerinde bir hayat yaşıyoruz değil mi? Sıcaklıklar, kar, yağmur hepsi birbirine karıştı. Artık kar yağması beklenirken yağmur yağıyor. Evet. Birden güneş açıyor. Suçatılılar size çok çok şey borçlu. Evet, mevsimler değişti. Hı. Ama bizim çok şükür Gökpınar ırmağımızda ve gözünde suyumuz hiç eksilmiyor çok şükür yani. Hay maşallah ne güzel. Aynı debise devam etmekte. Evet. Şimdi ben bu belediye başkanı döneminde Türkiye'nin 12 belediye başkanı arasına girdim ilk 12 ve başarı belgesi aldım. O günlerde Allah'a şükür tüm projelerimizi yaptık. Şimdi de Yeniden Refah Partisi'nden Gürün'e belediye başkanı adayı olarak genel başkanımız tarafından ve Sivas İl Teşkilatı tarafından, Yüksek Teşkilatı tarafından uygun görüldük. Allah razı olsun hepsinden. Biz de bu yola çıktınız. Yola çıktık ve bundan yüzünü utandırmasın. Çıkartmayacağız. Peki harika. Yeniden Refah Partisi'de çıkışları çok iyi. Yani Genel Başkan Fatih Erbakan bir hayli siyasi gündemde babasından böyle almış olduğu tecrübesini de yani hiç boş bırakmıyor sahayı. Zaten geleceğin partisi Yeniden Refah Partisi olacak. Hmm. Niye? İşte özellikle üye sayılarının çoğalması. Evet. Milletin teveccühü, diğer partiden darılanlar, kusenler, beğenmeyenler hep bize geliyor şu anda. Güzel, böyle toplanıyor yine. Hepsi de bize gelecek inşallah. O zaman ilçeleri, ili falan vesaire toptan bir herhalde. Vallahi şimdi bu seçimde iddialıyız Gürün'de. İnşallah bu seçimi alacağız. Peki. Sayın Fatih Kalkan'a da selam gönderelim. Belki. O da Sivas Belediye evet, Başkan adayımıza selam söylüyoruz. Evet. Teşekkür ederim. O da kendisine. Çok gayretli Sayın Kalkan'da. Çok güzel çalışıyor. Vallahi maşallah. Evet. Harika. Sayın Fatih Başkanımıza da selamlar, sevgiler. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. O da merkezde şu anda. İnşallah bir... da iyi bir yere gelir. Kazanırız. İnşallah. Tabii. Yani, tabii bu hep kazanma açı çıktık. Yani bayrak yarışı bu. Koşturuyor herkes değil mi? Aklımızda hayırlısı olsun. Peki. İnşallah. Evet. Peki efendim. Şimdi hemen geçelim. Suçatı'nda bu kadar güzel işler yapmışsınız. Evet. Gürünlüler şimdi sizden çok şey bekliyorlar. Yani diyecekler ki Suçatı'sında böyle bir efendim orada yapmış olduğu projeler vesaire bunlar bu kadar ses getirdiyse şimdi Gürün'de mevcut başkan tabii başka bir partiden şu anda ve birçok da rakip de var değil mi karşınızda? Kendimizi en şanslı görüyoruz şu anda. Evet. Tamam Allah izin verirse bir seçim kazanacağız. Neden şanslısınız peki? Onu bir duyalım mı şöyle? Neden şanslıyım? Ki, yani Sayın Süleyman Ocakçı'ya ya ben niye oy vermeliyim başkanım? Onu bir Gürünlü böyle gözüyle, Gürünlerin size bakış açısıyla bir özetleyelim sonra projeye geçelim. Şöyle diyeyim, ben Gürün'ü
iyi tanırım. Gürün de beni çok iyi tanır. Niye tanır? Özellikle TEDAŞ işletme şefi döneminde Gürün'deki bütün köyletiği verdik. Gürün'de suç altında merkezde iyileştirme yaptım. Şu anda Gürün'de elektrik sorunumuz yok hamdolsun. Hepimizin aramızda buna gelişti. Ve birebir her ailenin şeyimiz oldu, iyiliğimiz oldu. Herkese dokunduk yani. Kiminin elektriği bağladık, kiminin lambasını dağıttık, kiminin başka işlerini gördük. Onun için Gürün'ü beni çok iyi tanır. Hizmet yapacağına inandığı için inşallah ben kazanacağım. Yani diyorsunuz ki biz Gürün'e hakimiz diyorsunuz. Evet. Gürün, biz dedim ya Gürün bizi sever. Vay o zaman Gürün'e selam olsun. Gürün'e selam olsun. Arkada da Gürün'ü döndürüyoruz efendim. Öyle mi? Ha, ne güzel. Hakan Bey teşekkür ederim. Vallahi ben hiç farkındamadım ha. Efendim biz izleyenler şimdi Gürün'ün hem turkuaz böyle gökpınarı, yeşil elması. Allah razı olsun çok iyi. Ya şimdi tabii bunları görünce Sayın Gürün halkı efendim sizden tabii projeler ve yapacağınız çalışmalar hakkında merak ediyorlar. Yani şimdi böyle şöyle diyelim efendim böyle ilk böyle elzem olarak gördüğünüz Gürün'e ne kazandırılır? Şimdi Gürün'de ilk yapacağımız iş kanalizasyon projesi gündemimizde var. Neden? Daha önceki başkanlığımız zamanında Çayboy Mahallesi'nde yapılan arıtma tesisi şu anda atıl durumda çalışmıyor. Biz suç altındaki kanalizasyonlar da yine benim yaptığım projeler şimdiki başkan tarafından yapıldı ama ırmağa verildi. Biz şimdi nasip olursa inşallah Çayboy Mahallesi'ndeki arıtma tesisini oradan kaldıracağız. Suç altı, bahçe içi ve Ağaçlı Köyü'nde kapsayacak şekilde ana arteriye götürüp Ağaçlı Köyü'nün uygun bir yerinde istimak yapıp oraya iyi bir arıtma tesisi yapacağız. Çünkü şu anda bizim suç altında işte Bahçeyeçi Köyü'ndeki bahçelerde hiç ürün alınamaz hale geldik. Hep kanalizasyon suyu olduğu için ekemiyoruz yani olmuyor. Hep dökülüp şey oluyor. Kokuyor yaptığımız ürünler. Evet. Biz geçmişte Gürün'ün bütün zebze meyve ihtiyacını karşıladığımız halde şimdi hiç meyve zebze götüremiyoruz oraya. Olmuyor ki. Eyvah eyvah. Evet. Diyorsunuz ki bunu bir çözüm getirmek istiyorsunuz. Projemiz bu. Sen. Şimdi şöyle Avrupa Birliği kanalizasyon projelerine müthiş destek veriyor. Zaten Avrupa Birliği yani bir hibe var orada bir para var. Evet. İşte şimdiye kadar niye yapmadı onu da düşünmek lazım tabii. Evet. Aslında yani, bu çok önemli inan bir. Ki çok evet. Avrupa Birliği kanalizasyonlarını Irmağa dükkanı da acil ceza yazıyor ya. Bir şikayet olsa var ya biz battık. Eyvah eyvah. Evet belediye bir tür cezaları var. Onun için ilk hedefimiz bu. O proje tabii başlayacağız da belli bir dönem devam edecek. Yani hemen 2 günde 5 günde yok, Ocak olmaz işte tabii. Proje yapılacak. İşte belli aşamadan geçeceğiz. Avrupa Birliği'ne dayanacağız. O parayı alacağız. O para Gürün'e gelecek. İnşallah olacak. Hiç çaresi yok. İnşallah. Evet. Yani güzel bir proje. Böyle evet. Gürün'ün kasasından çıkmadan. Çıkmayacak. Bizden çıktım zaten olmaz. Olmaz. Evet. Hatta siz konuşurken ben şöyle efendim projelerinizin böyle birkaç tanıtımını görmüşsünüz. Onlar da arkada dönsün. Evet, dönsün. Buyurun devam edelim efendim. Şimdi efendim bizim ikinci şeyimiz genelde Gürün'de en büyük sorun sulama sorunu. O kadar suyumuz olduğu halde özellikle Gürün Çayboy Mahallesi'nde Gökpınar yolu üzerindeki bütün bahçeler susuz şu anda. Şebeke suyuna bahçeye suyular. Meyve ağaçlarını hepsi yapıyorlar. Şimdi biz ilk etapta nasip olursa Mart'ta seçim bitip Nisan'da göreve geldiğimiz gün Mayıs ayında kazmaya vuracağız ve o suyu getireceğiz oraya inşallah. Haziran'da su akıtacağız o bölgeye. Suç altında yine susuz mahallelerimiz. Oralarda ben daha 2004 yılında 2005'te yaptığım sulama suları az geldi. Onlara takviye yapacağız. O gitmediğimiz yerlerin hepsini götüreceğiz inşallah. Evet inşallah. Evet. Buyurun devam edelim. Ondan sonra bizim şimdi gününde büyük sorunlarımızdan bir tanesi halka açık. Pazarımız yok, hamamımız yok, fırınımız yok. Biz şimdi özellikle hamamı açıp ücretsiz olarak vatandaşlara istifade sunacağız. Halk ekmek fırını açacağız. Hayırsever yardımıyla ekmeği ucuz fiyatı satacağız. Halkı düşünmek önemlisi evet, değil mi? Evet, halkı düşünmek. Çünkü koltuğa kim için geliyorsunuz? Halk için geliyoruz. İşte bu. Yani vatandaşın hakkını koruyan bir belediye başkanı. İnşallah. Peki inşallah. Efendim. Ondan sonra kapalı pazar yeri. Kapalı pazar yeri. Evet, bizim şu andaki pazar yerimiz hiç uygun değil. İşte sokaklara koyuluyor. Onun için de yerimiz var, şeyde Gürün'de müsait yerimiz var. Onu da inşallah projelendirip hayata geçireceğiz. Hani biz devletten yardım, devlet yardımı kime verir biliyor musun Hakan Bey? Proje yapıp götürene verir, oturana vermez. Biz bunu gördük. Ben suç altındayken bize gelen paralarla ancak personelin maaşı ödeyebiliyordum o gün şartlarda. Ama devleti oraya getirmiş. Haklarımızı hep aldık Allah'a şükür. Ben bak o bahsettiğim 4 tane altyapı projesinin tamamını hibe olarak yaptım. Her bir proje 100 milyar liraydı o zaman. Neredir? 1,5 trilyon suya hibe almışız. Yani bunlar küçümsenecek işler değil. Doğru. Hiç değil. Neden? Şimdi bir belediye başkanı altyapıya çalıştı mı görünmez. Ben çok riskli bir şey bak onu ben söyleyeyim. Olsun yani. Ben altyapıya çalışacağım. Yani çözeceğim diyorsun. Çözeceğim. Evet. Hiç çaresi yok bunun. Onun dışında şimdi şu anda bizim belediye binamız yok. Ben ta 1983'te Gürün'e tayin gittiğim zaman işlemci olarak belediyenin bir odasında kalıyorduk orada. Yine belediye bu binayı yıkılınca tekrar oraya geldi.
Bizim Köşkeler Çarşısı diye bir yerimiz var. Hı hı. Eski buğday pazarı olduğu yer. Bunu her gelen belediye başkanı söz verdi. Ben dedi bunu yapacağım, yapmasam burada aday olmayacağım bir daha. Ama evet, gördük ki ne bir kazma vurdu ne de bir proje yaptılar. Şimdi biz inşallah oradaki hak sahibiyle anlaşarak buğday pazarında içine aç şekilde altında kapalı otopark. Şimdi günün en büyük sorunlarından bir tanesi otopark. Ben bir iki katta düşünüyorum ama eğer uygun olursa iki kat yapacağız otoparkı. Ama yoksa bir tek kat hak sahibiyle dükkanına vereceğiz. Üzerine de hem iş yeri hem belediye binası Allah izin verirse. O iddialıyım. Bunun dışında Gürün'deki yaşlı ve kimsesizleri barındıracak, onlara hizmet verecek yer yapacağız. Nasıl yapacağız? Bizim şimdi Gürün'de bir, belki gelmişsiniz Hakan Bey, Gürün, Erol Gürün Parkı var. Orada bir gün salonumuz var. Şimdi burada, işte projelerinde gözüküyor onlar, oraya en az 5 katlı bir iş yeri yapacağız. İçinde kim olacak, ne olacak? Fırın, hamam, spor merkezi, toplantı salonu, düğün salonu, kafeteryalar, muhtarlarımıza ofisler, direktörlerimize ofise vereceğiz orada. Hepsini bir araya toplayacağız inşallah. Yani çok kapsamlı bir bu merkez. Ne yapacak? İşte Gürün'deki sosyal merkez olacak yani. İş yeri olacak. Evet. Bunu inşallah bunu beşereceğiz yani. Yani herkes bundan faydalanacak. Herkes faydalanacak. Harika. Yani Gürün için aslında bu belki de bir 50-100 yıllık bir yatırım olacak bu. Vallahi Hakan Bey yani ben bu konuda iddialıyım. Benim bu projelerim kimsenin aklına gelmez. Evet. Başka şehirde de kimse bu işte aklına gelmedi. Görmedim yani. Bir de bunlar gayret isteyen, çalışmak isteyen projeler. Vallahi Hakan Bey ben şöyle diyeyim. Hem işletme şefi döneminde hem de belediye başkanı döneminde ben 8-10 gece işe gitmedim. Hep 8'de iş başı yaptım. Ay maşallah. Allah'a hamdolsun işimi takip ettim. Onun için beni köylüler sever, köylünü sever. Niye? Esnaftan önce ben dairemi açarım. Belediye bir esnaftır. Doğru. Hizmet esnaf, verir değil mi? Hizmet verir ya esnafsın. Herkes sana gelecek orada. Yani sen şimdi gelip de halkın işçiyim, memurun başına oturmasan kimse yani işe gelmez. Göremezsin kimseyi. 110, bizim şimdi Gürün'de 110 personel var. Bunun 70 tanesi geçici, işte 10 tanesi daimi işçi, 30 tane de memur var. 80 tane işçiyle ben Gürün yaparım ya. Hepsini halledelim. Ne olacak ya Allah'a seversen. Yani Sayın Başkanım yani şimdi şu bak, projemizi görüyorsun işte Hakan Bey. Vallahi yani hem Gürün de arkada dönüyor, projeler de böyle dönüyor. Bu arada mesela bizim hasat zamanı bizde. Ya arkadaş devlet 8 lira baş fiyat verdi buğdaya. 1,5 lira şey verdi teşvik. Gürün'de kaç aldılar biliyor musun buğdayı? 5 lira aldılar. Yapma ya. Tabii ya çift şey yaz değil mi ya? Eyvah eyvah. Evet. Niye açmıyorsun kardeşim bu da ofisin bir aylık? Bir ay aç. Bir ay aç. Evet. Bir ay vatandaşın şeyini aldı buğdayını tahılını. Topla. Alsın gitsin. Yok neymiş eksper bulamamışlar. Ulan Allah'ım biz zaten teknisyen yok mu buğdaya bakacak Allah'a seversen. Yazık gerçekten. Bu memlekette. Yazık. Vay be evet. Ne yapıyor biliyor musun ben? Vatandaş Gangal'a gelecek şey için tahılını vermeye. Yüklüyor malzemeyi. Tamam. Gangal'a geliyor işte. Gangal'da sıra yok. İki gün bekliyor orada. Bunu da çözeceksin. Çözeceğim. Oraya ofis açılacak. Ofis açılacak. Açılacak. Hiç. Harika vallahi. Şey yok yani vergiden yok. Süper. Yani evet. Gürün'ü izleyenlerimiz tabii özellikle dinince şimdi onlar heyecanlanıyorlar. Oo. Vallahi çiftçiler bu konuda şanslılar. Sizi tercih etmeleri biz de şimdi gerekiyor. Bu destek için değil mi? Ülkeye yani destek yapmak evet. için projelere. Bizim Gürün'de daha Avrupa Birliği'nden tabii bir proje geldi yıllar önce. Ondan sonra Avrupa Birliği'ne dayanan hiçbir proje yok. Yani o gün bugündür... Yok hiç olmadı. Hani yatırım yani, şimdi proje olmadı ki olsun. Yani şimdi mevcut yönetimde olan başkan hiç yapmadı mı? Hiç yapmadı. Şey de yapmadı yani. Bu projenin bir tanesini de hayata geçirmedi. Ha, yani öyle bir hayata geçen proje yok. Hiçbir şey yok. Yok. Projemiz yok hiç. Şimdi ben şuna inanıyorum. Avrupa Birliği bir tarafa bırak. Gürün için şu benim bahsettiğim projeleri ben götürüp de Ankara'da bu projeyi geçirmesem ben hiç geri gelmem, eve gelmem daha bir daha. Yani diyorsun ki bu konuda çok iddialıyım diyorsun. İddialıyım. Hani yok iktidarmış, şuymuş. Ben İktidar Parti'nde de aday şey yaptım, başkanlık yaptım. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bazen böyle söylediği söylemlerden hani eğer diyor oylar bize gelmezse hizmette gelmez gibi böyle bir bazen cümleler ya şimdi düşüyor. Oluyor bazen Sayın Cumhurbaşkanımız da diz düşmesi oluyor yani bize oluyor bazen. Diz düşmesi mi diyorsun? Aynen. Peki, tamam buyurun devam edelim. Şimdi projeleri yapacaksın, götüreceksin, alacaksın kardeşim. Ben anlamam bu işi. Hepsi bu. Bu kadar. Avrupa Birliği projeleri. Bak şimdi Avrupa'da ikinci nüfus sırada bizde tahmin ediyorum. 85 bin nüfusumuz var. En çok parayı ödeyen adet ne bizik yani Avrupa Birliği'nde. Çünkü herkes ödüyor oraya. Doğru. Ama en az parayı alan Türkiye.
Yani diyorsun ki orada zaten bir para birikiyor. Valla çok para var. Yani bu para niye Gürün'e gelmesin? Niye Türkiye'ye gelmesin? Değil mi? Yani biz Gürün'ü konuşuyoruz. Evet, Türkiye'de gelsin canım. Türkiye'ye geliyor da. Yok, gelmiyor, gelmiyor. Türkiye en az faydalanan ülke bizik yani. Tamam, onu kabul ediyorum. Onu siz söylediniz ama. Evet. Hani Gürün'e diyorsunuz. Gelsin. Kaç gelsin. Zamandır hiç böyle bir proje. Biz ne yapacağız olmadı. Şimdi? Peki, ne yapacağız efendim? Avrupa Birliği projelerine biliyor musun? Genelde eğitim projelerine çok destek veriyoruz. Doğrudur, evet. Demin bahsettim. Eğitim ve sağlık üzerinde değil mi? Kanalizasyon projesini alacağız. O gelecekte ama işte eğitim projeleri nedir? Bakın bugün asgari ücret 17 bin lira. Evet. Peki sorayım size. Ben Gürün'de 100 tane işçiye, işsize bir eğitim projesi geçsem, 6 ay önce milyar versem ne olur? Süper. O bitsin bir 6 ay daha. Bir 6 ay daha. Ya amaç ne? İşte istihdam böyle sağlanır. Yani gençlerin, ben şimdi bizim AK Parti'nin açılışında gençler geldi 50 tane. Hı hı. İnanın gözlerinde ümit var. Ama buruk. Niye buruk biliyor musun? Babasının ekmeğini yiyor. Babasının yerine bakıyor. Üzüldüm. Ya niye bunu düşünmüyor bize? İşte biz Avrupa Birliği'nin kapısına dayanacağız. Hiç çaresi yok. Oradan alacağımızı alacağız. Çok alacağız hem de. Onu iddia edeyim Allah razı olsun. Demin şey yarım kaldı, spor kulüpleri. Evet, buyurun. Şimdi ileride spor kulübü, iki tane, üç tane gruba bakıyor. Biz iki tane kulüp bulmuşuz Gürün'de. Ya bunları birleştireceğim mi? Bir ay getireceğim. Belediye olarak desteğimizi en sona kadar vereceğim. Hı hı hı. Ne arada ne var, hiçbir şey yok. İkisi birleşse amatör ligde bir şampiyon olur her zaman burada. Evet. Çok güzel oyuncularımız var. Bunun dışında gençlerimizin şeyleri için spor salonları yapacağız. Uygun yerde halı saha. İşte mahalle aralarında, ben geçen bir yere gittim bir mahalleye. Şöyle bir kız çocuğu. Başkan amca, ben de şey istiyorum dedi. Oyun parkı. Hiç yani kimse de bir şey dememiş yani çocuğa ya. Üzüldüm. Oyun parkı ne? Ben şimdi Ankara İstanbul'a gideceğim de oradaki belediyeden 5-6 kamyon oyun parkı getirmeyeceğim ha. Vermesine bakayım acaba. Eli yok. O bir en azından bir belediyeden kardeş belediye olurum, gene getiririm onları. Uygun mahallelere çocuk parkları koyacağız Allah izin verirse. O çocuk oranında gönlünü alacağız. Onlar hep bizim projemiz çok. Hı hı. Hakan Bey, şuradan bir daha bakayım da ben unuttuklarım olursa. Hiç sıkıntı değil efendim. Siz konuşurken arkada da böyle slide halinde şu anda sizin yaptığınız projeler dönüyor. Yani ikimizin evet. Böyle sırtında. Sırtımızı projelere dayamış olduk değil mi efendim? Buyurun. Şimdi ilçemizde önemli konulardan bir tanesi de sosyal market. Ne için projesi sosyal marketi? Emekli dul yetimler için. Şimdi Gürün'de bir sürü vakıf var il dışında. Zaman zaman getirip dağıtıyorlar işte vatandaşlara ama devamlılık yok. Biz Allah izin verirse en azından her ay 1.000 lira emeklilere de hiç farkı yok yani, şu anda geçim zorluğu içindeler. Onlara hem dul yetimlere hem emeklilere 1.000 lira kart vereceğiz. Gidip buradan 1.000 lira alacak, yap bir evine gidecek. Allah izin verirse. Çok güzel bir proje. Ya hakikaten lazım yani bunlar bize. Yani onlar gıda, alışveriş. Az ne varsa alsın. O da gıda zaten. Gıda olacak genelde. Güzel. Bunun dışında projeler çok fazla. Yani gerçekten şimdi biz de Sayın Başkan anlatırken arkamızda da slide olarak dönüyor. Yani ekmekten işte diğer tabii ki sportif faaliyetlere, yeni evet. Tesislere, işte altyapı dediniz. Yani bunlar Gürün için önemli, elzem konular tabii. Buyurun Sayın Başkan. Biz yaşlı ve kimsesizleri. O da çok önemli. O bizim yapacağımız değil mi? İş merkezi var ya, sosyal evet. İş merkezi. Orada onlar için bir bölüm ayıracağız. Hı hı. Ne düşünüyorum biliyor musun Hakan Bey? Sabahleyin evine alıp getireceğim bunları. Tamam mı? Orada onların oturup beraberce çay içecekleri, yemek yiyecekleri, enerjikleri bir ortam. Akşam en evine götüreceğim. Allah izin verirse. Çünkü biz de oraya geleceğiz. İnşallah bunu yapak ki biz de oraya geliriz ama biz de götüren olsun oraya. Evet. Çok önemli bir konular bunlar. Sonra yaşlıların işte orada geldiği zaman sağlık konuları ön şey alacağız gündeme. İşte evde bakım falan var ya. Hı hı. Gelsin orada bakım yapsınlar sağlık kurumları. Güzel. Yani sonuçta orada yaşlılar için bütün imkanlar sağlanacak. Evken olacak Allah izin verirse. Çok güzel. Onlar evet. için de çok özel bir durum olur. Yani hem kendileri daha sosyalleşirler, hem hayatlarının tanırlar. Sonlarında evet. Yalnızlık hissetmezler. Evet, evet. Bu çok önemli değil mi? Buyurun efendim. İşte engelli de bulacak tabii. Engelli için de ayrı tabii, bir sahabı. Engelli, yaşlı bir, evet. Bir konsept içerisinde beraber olacaklar. Bizim şimdi Gürün Çayboy Mahallesi'nde bir düğün şeyimiz var. Salonumuz ve parkımız. Ya arkadaş, belediye sosyal amaçlı olmalı. Hmm. Halkını korumalı.
Şimdi evet. Oradan ben duydum ki 8 bin lira şey ayırlar, düğün parası. Ha, yani hizmet almak isteyenlerden? Evet, 8 bin lira. 8 bin TL. Ya 8 bin lira ne alak? 2 bin lira al. Belediye hizmet için var. Personel parasını al. Tabii ya, biz ne için geliyor oraya? Ya da eğer ben oradan gelip de kâr edeceksem etmeyeyim o kârı. Ben suç altında başkanken hiçbir esnaftan ne tabela parası, ne reklam parası, ne ruhsatı hiçbir şey almadım ben. Vallahi başkanım. Vallahi almadım ya. Çok bonkör bir başkanlık ama, yapmışsınız yani. Şimdi... Ama ben para alıyordum yani. Projelerime para alıyordum. Ben işimi görüyordum yani. Yani belediyeyi döndürüyordunuz değil evet, mi? Evet. Hiç ben... Bak o güzel maşallah. Evet, yani çünkü anlatıyorsunuz hep veriyorsunuz yani benim bu anlamda. Ama alıyorum da veririm yani. Geliyor. Geliyor benim he. Cebimden verdiğim yok. O zaman Gürün halkı yani İnşallah durumda... Gürün'de ben şuradan sesleneyim Gürün hemşehrilerime. Beraber kazanalım, beraber çalışalım. Güzel bir slogan. Evet. Öyle. Bu iş böyle. Hep birlikte değil Hep mi? Hep birlikte. Biz beraberiz. Hı hı. Bu böyle. Bir de Gürün gerçekten çok önemli ilçelerimizden bir tanesi. Şimdi geçiş yolu bir de. Şöyle diyeyim Arman Bey. Gürün'de şu anda mesela bizim Darende'ye bilirsin. Tabii. Darende'nin girişinden ta Malatya Setrek, tarafı, dedik, diğer tarafı. Yukarı Ulupınar'a kadar aşağı yukarı 60-70 tane büfe var. Evet. Ne satılıyor biliyor musun? Yöresel ürünler satılıyor. Pekmez, tuz, kayısı. Vay vay. Gürün'de hiç yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Allah Allah. Vallahi bir tane Aziz Fenkli diye bir arkadaşımın yeri vardı. Evet. Onunla karayolları geldi, şikayet edildi, mühürledi. Ki Gürün aslında çok önemli bir geçiş yani noktası. İşte, o çarşının olduğu alan da çok güzel. İşte kaymakamla bunu işbirliği yapacağız Allah izin verirse. Onlara stand yaptıracağız. Onu gel kardeşim evin önünde standını yap. Ne güzel. Herkesin evin önünde. Yoksa karayolların kenarında yevereceğiz. Hem de bir ekonomiye de bir katkı sağlamış tabii. Olacaksınız. Şimdi Gökpınar. Gökpınar'a giriş geliş bugün 150-200 lira olmuş mesela. Hı hı hı. Ben oradan sabahları, her gün sabahları Gökpınar'a bir gidiş, akşamleyin bir alış yapacağız belediye otobüsüne. Otobüsle değil otobüsle mi? Otobüsle çalışacak yani. Güzel. Çünkü giden bir vatandaş. Ya taksi tutacak arabası taksi yoksa de değil mi? Taksiye herkesin parası yok. Para gider orada yer ya. Doğru. Doğru, bizim alacağımız evet. İşler 5 tane ki yani. Aynen. Yani bir otobüs servisiyle de bu işi çözeceksiniz. Evet. Vallahi güzel başkanım. Buyurun. Şimdi bölgemiz biliyorsunuz deprem bölgesi. Evet. Şimdi deprem bölgesi ben suç altında şey yaparken imar planı 2 kat tüm imaliyeleri 2 kat olarak düzenledik ve bir bölgeye 3 kat işçi olarak Gürün'de imar şey değil mi deprem bölgesi mi? Deprem bölgesi. O zaman deprem bölgesi ne yapacağız? İmar çalışmalarımızı yenileyeceğiz. Buna göre ayarlayacağız. Öyle çok çok katlı binalı kimseye yapmayacağız. Evet. Bu da bir ahdimiz olsun. Mesela şimdi yakın ilçemiz var Darende. Darende'ye 4 tane TOKİ yapıldı. Bir tanesi de sosyal konut. Sosyal konut ne demek? Az şey ödeyen, para ödeyen adamlar 100 lira aidatla ev sahibi oldu. Hala 100 lira ödüyorlar ya. Bizim bu Gürün'de bir tane TOKİ yapıldı. Ondan sonra 15 senedir TOKİ yapılmadı. Yani 15 yıldır... 15 yıl TOKİ yok. Ya yazık günah diyelim. Bir riskli bölge yani depremden tabii riskli dolayı. Tabii riskli bırak Hakan Bey. Yani şimdi gurbetçi arkadaşlarımız hep gelip ev sahibi olmak istiyor. Yapın ya. Aslında güzel. O da bir servet oluyor. Ama oraya bize şimdi şu var. İşte bizim orada müteahhitler var. Evet. Müteahhitler yaptı evleri. TOKİ gereği duymadılar. Mesela yönetecek. Niye duymadın TOKİ'yi? Ya ondan sonra müteahhitler var. Öyle bir ayak var mı ya? Yani diyorsunuz ki vatandaşın faydalanabileceği bir konut sistemini yok. Hayata geçireceksiniz. Sosyal konut yapacağım. Sosyal konut. Çünkü şu anda... Küçük ödemelerle ev sahibi. Aynen. Yeni, sosyal konutun amacı o. O doğru evet. TOKİ de bunu yapıyor zaten. Aynen. Şimdiki durumda TOKİ'nin en az 10 binden başlıyor ödemesi. 15, 16, 17 belki duydunuz. Doğru yüksek rakam. Peki bundan 5 sene önce 10 sene önce kaç sene kalsın? 1 liraydı, 2 liraydı, 2 bin liraydı. Peki vatandaşlar bundan ev sahibi olsa kötü mü oldu? Çok güzel oldu. Peki evet. Yöneticiler belediye bu işi yapacak. Tabii. Ya TOKİ'nin ana şey belediye temeli. Tabii paydaş grup yani sonuçta. Hayır belediye yer verecek TOKİ'ye. TOKİ'ye diyecek ki gel bakalım kardeş ha bunu yaptı. Ben bizim Gürün'de de TOKİ'den istediğimiz hiçbir şey geri dönmez. Niye dönmez? Geçmişte bakanlarımız var. Şimdi bakanımız var. Altyapı bakanımız var. Doğru. Yani şimdi Ulaştırma Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Hemşehrimiz Osman Boyraz. Osman Bey bugün evet. Gürün'e elinden gelen her türlü yardım yapıyor. Allah razı olsun yani. Ve bu asfaltı, diğer sıcak asfaltı, bunların parke taşlar, yani bilgisayarlar, bisiklet, saymakla bitmez. Giyim eşyaları. Bunları neye yaptı? Osman Bey'e şöyle bir şey var, ben de onu diyorum. Benim bu memleketten alacağım yok, benim memlekete borcum var. Ben borcumu ödeyeceğim. Ben de borcum var. Neye borcum var? Ben burada 20 sene ekmek yedim Gürün'de, köyünde, şehrinde, evinde. O ekmeğimin karşılığını vereceğim Allah izin versin.
Borcumuzu ödeyeceğiz. İnşallah. Yani Gürün'e diyor bir borcu var. O hesabı ödeyeceksin. Ötesi yok. Harika. İnşallah. İddialıyım. Yani tabii biz dinliyoruz projeleri. Biliyoruz da başkanımızla da bir görüştük böyle. Evet. Çok da hoş anlattıklarınız gerçekten. Zaten Gürün aslında çok büyük bir yer değil. 12-13 bin nüfus var mıydı Sayın Başkanım? Ya da kaç Gürün merkezi 10.500. 10.500 yani evet. Öteki 16 bin lira falan yani. Şey yani köylerde falan mesela evet. Yani aslında dediğimiz gibi gerçekten nüfusta çok bir kalabalık yok ama bu nüfusu artırmak için o sosyal konut çok önemli aslında. Ya ne olmasın ya? Yurt dışında yaşayan. Yerimiz de var. Evet. Hazır arazilerimiz var bir sürü. Yani bir arazi tahsis edeceksiniz, bu işi çözeceksiniz. Şeyin, TOKİ'nin amacı bu zaten. Belediye TOKİ'ye yer verecek. Evet. İstihbarat edecek, şu olacak, bu olacak. Mesela bizim şu anda TOKİ yapıyor ama yapılan TOKİ, Sayın Cumhurbaşkanımızın 250 bin konut var ya, sosyal konut. Evet. Ondan çıkan konut, hanımlar geldi için. Evet, o genel olarak. O kurada geldi. Bir de deprem evleri. Allah'ını seversen. Şimdi bizim Darende'de, hep Darende'ye örnek gösteriyor çünkü yakın ilçemiz o. En yakını doğru, komşunuz yani. Darende'nin 4 köyünde tek tek köy evleri bitmek üzere. Bak bir sene oldu bitmek üzere. Belki büyük ihtimalle dağıldılar. Gürün daha başlamadı. Ya. Neye bileyim mi? Yer beğenmediler, yer gösteremediler. Ya şimdi o kadar, şimdi Suçat tarafında bir sürü hazine arazileri var. Ya git bak oradan göster bir yer. Yok o tarafa gitmesin, bereye gitmesin. Ya amacınız ne? Bizim öyle bir şansımız var ki Hakan Bey. Türkiye'nin neresi olursa olsun arabana bin gel, Suçat'ında yapılan TOKİ'nin önünde in, çantanı al evine git. Taksi parası var, öyle bir şeye gerek yok. Öyle bir imkanımız var. Hazine arazilerin olduğu yerler. Onun için biz sosyal konutları inşallah orada yapacağız hepsini de. Göreceksin. İnşallah o günleri geri görürsün, i̇nşallah haber yaparsın Allah razı olsun. Ne mutlu bize efendim, ne mutlu. Evet Sayın Başkanım, yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Daha bitmedi ki. Var mı daha? Doğrudur. Peki efendim yani böyle... Ha benim bir de şu var. Daha önce belediyelerin eğitim kurumlarına, camilere, hayır kurumlarına yardımı yoktu bileyim. Hı hı. Son 2004 yılından sonra bunlar da yani yapabilirim bütçem oluyor sürece. Özellikle eğitim. Biz eğitime değer, önem vermesek ilerleyemezdik. Ülkenin gelişmesi önce eğitime bağlı kardeşim. Evet yani yeni neslin yetişmesi için. Aynen eğitime destek vereceğiz. Ne yapacağız? Özellikle üniversite öğrencilerine burs vereceğiz. Bu bursu ben cebimden vermeyeceğim. Belediyeciğim de vermeyeceğim. Bizim bir sürü iş adamımız var. Gideceğiz diye kardeşim şu adama burs vereceğiz. Şu destek ol diyeceksiniz. Gürün Kültür Vakfı Allah razı olsun. Bir sürü öğrenciye burs veriyor. Hem de ayda kaç tane biliyor musun? 650 öğrenciye veriyor herhalde. 650 öğrenciye. Süper. Ankara Gürünler Derneği'ne veriyor bu şeyi, bursu. Almanya'da gürünler var. Onlar gönderiyorlar ihtiyaç sahiplerine. Biz de destek olacağız. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Savrugan'da yer yok. Belediye başkanı bir, parasına sahip olacak. İki, personele sahip olacak. Bu ikisine sahip olursan başarılı olur. Yoksa olamaz. Doğru, gerisi gidiyorsunuz artık bu şekilde olur diyorsunuz. Evet. Evet efendim, yani projeler bir hali var mı daha böyle? Valla şimdi ben yani vakti mi çıldırdım hemen? Yok sıkıntı yok, siz yani böyle önemli, elzem olan şeyleri buyurun. Bir önemli projemiz daha var. Nedir efendim? Şimdi bizim Gürün'de travma merkezi yoktur. Şat sahası. Sen bilirsin travma merkezi. Sizin uzmanlık alanınız mı? Uzmanlık alanımız, bizim aramızda öyle bir şansımız yoktu. Şimdi neye doğdu? Mesela Darende travma merkezi var. Kapasitesi dolu. Evet. Gangal travma merkezi var, kapasite dolu. Şimdi Gürün Türkiye'nin en çok güneş ve rüzgar enerjisi alan bölgesi. Şimdi bu şat sahasının amacı ne? Burada kurulacak rüzgar ve güneş enerjilerinin üretilen enerjileri bu travma merkezine iletebilmek. Şimdi ne kadar yakın olursa şey, travma merkezi ürettiğin şeye maliyet o kadar az olur. Bunu yapmak isteyen bir sürü iş insanı var. Yapamadılar. Hatta bir arkadaşım bunları bilmeden 72-200 lira ruhsat parası yatırmış. Adam ruhsat yatırdı ama şey yok. Trafoya ki gözü elektrik üretsin versin. Adam parası gitti 200 milyar. 3 sene önce. Yani bunların hepsini... Bu trafo merkezi gün için şart. İnşallah. Yani. Niye şart? Buyurun. İş adamlarımız gelecekler. Gidip arayacağız yani. Bu güneş enerjisi kim yapıyor? Rüzgarı kim yapıyorsa getireceğiz kardeşim. İşte istihdam sana. İnşallah evet. Allah izin verirse. Vallahi maşallah. Yani biz projeleri böyle... Çok da ben anlatamıyorum hepsini. Herhalde unuttum da var ya. Sen şimdi hemen işi kapattın. Yok, hiç kapatmadık efendim. Bizim şartel açık yani başkanım. Yani lütfen yani şarteller şu anda böyle dönüyor efendim bizde tabii enerji.
Varsa ekleyeceğiniz söyleyin. Şey, yani ben şey anlamında bazen böyle programları çok uzatınca izleyenler hani biraz böyle bir diyorlar ki ya kardeşim neler konuşuyorlar ama bizi hem tadında bırakalım diye. Yok biz gayri şey konuşmuyoruz yani tatlı şeyler konuşuyoruz. Çok yani. Güzel şeyler yok. Yani. Ben mesela inanın ki ben günün için şu anda üzülüyorum vallahi. Geç en az 10 senemiz boşa gitti. 10 sene boşa gitti. Ya insan biz bir şeyler yaparız ya. Yapmak lazım. Yani mevcut başkan hani biz şimdi buradan evet, başkanı kötülemek için diye bakalım çok iyi. Biz evet. Siyah anlamı değil. Ben gazeteci evet. refleksiyle evet. yani hani bir iki dönemdir mevcut başkan evet, bu evet. işi yürütüyor değil evet. mi efendim? Yani gününde böyle gözle görülür bir değişim olmadı mı sizin deyiminizde? Ben onu mu anladım? Vallahi şimdi gününde gözle görülür değişim yollar asfaltlandı. İşte taşlar düzüldü. Başka herhangi bir yatırım yok. Yani bina veya herhangi bir bina belediye çevresel... TOKİ yapmadı ki. Şey yaptı. Müteahhitler yaptılar. O da zaten depremde bir kısmı ezildi bizim evet. işte. Deprem Allah vermesin. O depremler tekrar bir daha olsa afet bina kalmaz ilan ya. Edildi zaten Gürün. Bina kalmaz ya. Şimdi bizim afet bölgesinde geçmeyecek proje yok Hakan Bey ya. Şeyi de o güzeli de biliyor musun? Yaptığın her projeye mutlaka gider yani. O zaman sahada size bir hayli böyle bir çok iş var. Sorular gelecek size. Gelsin. Soracaklar yani. Sorsunlar ben hepsine cevabı çünkü hazırım. Yani seçmen diyecek ki başkan anlatıyorsun ama şunu bir... Ne yapacağız? Yapacağız. Ya heybeye bakacaklar değil mi? Heybemiz dolu. Niye dolu değil mi Hakan Bey? Bir hedefimiz var. İrademiz var. Tecrübemiz var. Geçmişte başkanlık yaptık, idarecilik yaptık. Personel nasıl idare edilir, para nasıl idare edilir. Bunları biz hepsini gördük. Sıkıntı yok. Devleti de tanıyoruz ya. Devleti tanımayan belediye başkanı yapamaz kardeşim. Bunu açık açık ifade ediyorum ben. Devleti bileceksin. Nereden ne alacağını bileceksin ki iş göresin. Sen git de su alacağın yerden ekmek istersen bu iş olur mu? Olmaz. Onun için nereden ne alacağını bileceksin ki ona göre proje yapıp gidesin. İddialıyım. Bakanımız da var. Vekillerimiz de var. Özellikle burada bizim Abdullah Güler Bey hakikaten projeye çok önem veriyor. Yani Sivas Milletvekili şu anda grup başkanımız biliyorsun yani. Gücümüz var ya. Ben buradan gideceğim. İktidar da bizim. İktidar, biz yabancı iktidar değiliz ki. Türkiye'de tabii iktidar. Canım Gürün hepimizin. Ha, bir de Türkiye insanıyız yani. Evet. Hiçbir milletvekili bakan yok demez. Yeter ki proje İnanmıyor çalışırsın değil evet, mi? Çalışacağız. Allah yolunuzu açık etsin efendim. İradem olacak Hakan Bey. Hakikaten gerçekten bunlar. Siz de diyorsunuz ki bu güç, bu irade bizde var diyorsunuz. Ben yaşlıyım ama iradem var. Yok efendim vallahi maşallahımız var yani. Hani gerçekten çok önemli. Bir de yaş tecrübe demektir Sayın Başkan. Tabii tabii inşallah. Yani siz birikimlerinizi, bugüne şöyle, kadar yaşantılarınızdaki öğrendiklerinizi, tecrübenizi, her şeyi Gürün'e getirip geçireceğim. Ben böyle şimdi geçen, hayata geçireceğim. Şu var yani gerçekten sana burası söylüyorum. Eğer bizim projelere başlayacağız. Hani biten olacak, bitmeyecek olacak. Yani hepsi bitecek yani yok ama. O 5 yıllık süre içerisinde. Peşinden gelen bunu bitirecek. Peki. Seçmen nasıl? Kaç seçmen var efendim Gürün'de? Yani şimdi 6000 üzerinde seçmen var. Evet. Biz inanıyoruz ki yani vatandaş herhalde bizim bu röportajı okur da görürse inşallah. İzleyecekler bizi, efendim onlar bizi tabii. Bizi mutlaka değerlendirecekler. Teveccüh edecekler. Tabii başkasını düşünenler de olacaktır ama biz herkese saygı duyuyoruz herkese. 8 tane aday var dediniz değil mi? Yanlış 8 aday var da işte biri bağımsız. Diğerleri de siyasi parti adayları. Aslında çok adayın olması avantaj biliyor musunuz? Hiç ben için fark etmiyor. Peki. Ne fark etmiyor çünkü ben doğru söylüyorsun. Alacağım. Peki. İddialıyım alacağım ben. Peki son olarak ekleyeceğimiz nedir? Böyle ben, hani izleyenlerimize bir mesaj verelim efendim. Yani sonuçta zor şeyler bu işler gerçekten. Ama bir yola çıktınız. Gürün hemşehrilerimi, buyurun. Gürün hemşehrilerimi ben seviyorum. Onu ben seviyorum. Ben bu bilincindeyim. Biz Allah izniyle 30 Mart seçiminin 2. günü işbaşı yaptığımız zaman biz o hafta içinde kazmaya vuracağız işimize. Çünkü neye vuracağız? Tecrübemiz var. Ne yapacağımızı biliyoruz. Yani şu projelerimizin, ben proje oluşturacağım servisi. Bunlar devamı bu proje ödeyecekler bana. Ve de yatma yok. Projemizi yapacağız. Personelimizle beraber. Hani ben şöyle bir laf var. Biz kesinlikle personelin şu yer değiştirme şu taraftara değilim ben. Sevmem böyle bir şeyi. Ben dedim ki çalışana ben kurban olayım. Çalışmana bana kurban olsun. Çalışana can kurban yani, değil mi? Evet ne güzel. Evet. Hem kendine hem güne çalışsın. Halka hizmet edecek. Ya kendine çalışsa güne çalışacak yani. Doğru yani çünkü ay sonunda alacağı maaş hem de aldığını maaş anlayın hakkı tabii canım ya. Şimdi yani bugün genelde belediyelerde böyle değişim şeyi konuşulduğu zaman işçi böyle bir tedirgin oluyor. Yok ben kesinlikle karşıyım. Allah razı olsun çok güzel söylediniz. Yok ben sendikacılık yapmış insanım. Herkesiniz bizi orada bir aile izliyorsunuz. Sendikacılık yapmış insanım ben işverenlik yaptık. Başkanlık yaptık. Niye işçinin şeyine uğraşayım ki? Herkes çalışsın. Çalışacak ama çalışacak. Belediyeye sahip çıksın. Doğru. Evet dedim ya çalışana kurma olayım. Ne güzel. Bu kadar basit. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Efendim rica ederim. Çok sayın halkımıza da saygılar söylüyorum buradan. Evet. Allah razı olsun hepsinden. Değerlendirsinler. Değerlendirsinler. Peki. Şöyle diyelim o zaman. Yeniden Refah Partisi efendim. Gürün.
Belediye Başkanı adayı Sayın Süleyman Ocakçı. Biz zaten kendisini tanıyoruz ama ne yaptık? Sizlere tanıtmaya çalıştık. Güzel şeyler söylediniz. Projeler çok hoş. Evet. Yani dolu dolu projeler. Hani biz böyle projelerin detaylarını başkan tokalaşırken anlatacak. Gürün'de böyle inşallah. O göz göze gelme ziyaretlerinde evet. Vallahi herhalde yok. Gürün'leri hiç yalnız bırakmayacaksınız. Seçimden sonra da inşallah gelip hani ne oldu demeyecekler tamam. Ama. Biz de röportaja geliriz. Onu dertlemeyeceğim. İşte gelip helal olsun başkan diyeceksin bana. Tamam efendim inşallah. Allah teşekkür ederim size de bize fırsatı verdiğiniz için. Olur mu efendim biz böyle gerçekten izleyenlerimize diyoruz ki herkes konuşsun. Biz gönül dostuyuz. Allah razı gerçekten abi. Herkesten gönül dostuyuz. Hı-hı. Bizim kimseyle böyle küslüğümüz darlığımız olmaz. Ben diyorum ki bazen bize başkanken de kızan oldu. Tek deyken kızan oldu ama kardeşim elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir kurum amiri eğer vatandaşı devlete küçülttüğü ise kurum amirinin suçudur. Tamam ben bunu bilebilirim yani. Ettirmeyeceksin kardeşim. Görevini yapacaksın, vatandaşı i̇şte harika etmeyeceksin. Peki. Teşekkür efendim, ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yolunuz açık olsun. Allah Sayın Başkanımıza biz de efendim çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Yeniden Refah Partisi Gürün Belediye Başkan Adayı kendisi Süleyman Ocakçı. İnşallah tabii önümüzdeki haftalarda belki yine böyle Sivas'a geldiğiniz zaman inşallah. Bir yine sizi ağırlarız. En i̇nşallah. Azından böyle tokalaşmalar. Biz de Gürün'de ağırlarız. Hadi. Olur efendim bakalım, geliriz valla yani. Bir yeşil çayımızı, yeriz. Çayımızı, balığımızı yiyin. Yani göklerimizi biliyorsunuz vay, yani. Vay. İnşallah efendim. İnşallah. Efendim çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Biz tabii Sayın Başkan'a başarılar diliyoruz. Çıkmış olduğu yolda evet. Kolaylıklar diliyoruz. Projelerimizin arkasındayız. Peki. Dönüş yok. Yok. Son cümle değil mi? Evet tamam. Son cümle. Şimdi izleyenler diyecek ki Hakan Bey kapatamıyorsunuz yayını diyecek. Değilim kapa. derdimiz çok. Derdimiz gürültü. Vallahi derdimiz çok ya. Allah daim etsin başkan. Teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Allah efendim olsun. Programı noktalıyoruz. Biz Gürün'e ve Gürünlere selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Benim anne tarafı da zaten Gürünlü. Biliyorum canım ben sen daha önce... Yani o bölgedeyiz. Hem de bizim Suçatı'lı yani. Suçatı evet o tarafta. Hepsine selamlar, sevgiler gönderiyorum efendim. Medyanet Haber'de Sayın selam. Başkanımızı ağırladık. Tüm adaylara başarılar diliyoruz. Şöyle güzel, centilmence hocam. Yaklaşarak bir seçim olsun değil mi? Yok nasıl biliyor musun? Hep arkadaşız ya. Ne güzel ya. Vallahi. Kötülük yaşıyor ama projemi anlatırım. Kendi projesi herkes kendine anlatsın. Vatandaş da gitsin o gün kararını kendi ver. Benim şu ettiğim projelerin bir tanesine karşı çıkan varsa kendi söylesin bana. İşte bu. Bunu açıklayayım. Peki. O zaman efendim görüşmek üzere diyoruz. Allah'a ısmarladık.